Şimdi efendim gelelim size. Evlilik nasıl gidiyor? Gayet. Ne zaman boşanıyorsunuz? Evet. Sevgiliyken ne zaman evleniyorsunuz? Kaç sene oldu evleneli? 6. yıl. O birliktelik 10. yıl. 10. yıl. Evet. Tamam, evet. Süper. Çok acayip bir şey. Boşanmayız diye düşünüyoruz, iyi anlaşıyoruz. İyi anlaşmaya başladık daha doğrusu. Ha, iyi anlaşmaya başladınız. Evet. Peki nasıl şöyle bir kalıplar var mesela? Sizin gibi göz önünde olan insanlar filan gibi bir kalıp var ya mesela. Siz göz önünde olan insanlar bütün gün göz önünde olduktan sonra ne yaparsınız mesela akşam eve gidince? Yani gündelik rutin hayatımızı yaşıyoruz. Zevklerimize vakit ayırıyoruz. Arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz. Mesela televizyon seyrederken pırtlar mısınız? Göz önünde olan insanlar evde olarak. Televizyon yok ama pırtlarım evde. Evet. Evet, anladım, peki. Pazara çıkıyor musunuz? Evet, çıkıyoruz abi. Tırnaklarımı da kesiyorum. Evet. Çok acayip bir şeymiş bu. Peki. Nasıl çok neyse acayip yani. Ha? İnsan gibi yaşıyorlar işte. Ne yapsınlar yani çocuklar? Bu konuda müzdarip olduğum dönemler oldu. Mesela ne tarafa koyuyorlar bilmiyorum. Sağa mı koyuyorlar, sola mı koyuyorlar, yukarı mı koyuyorlar? Farklılaştırıyorlar bizi. Ben de o müzdaripliği kırmak için birçok gündelik hikayemi anlatıyorum. Böyle. Kaynaşıyoruz. Yoksa işte sen de evlendin. Belki evliler var. Herkes evleniyor. Ben mesela Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yataktan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu olarak kalktıklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Adamlar maşallah. Yani öyle. Gibi yani ben mesela hiç bunların pırtladıklarını düşünmüyorum evde. Ben de abi haklısın. Evet. Kesinlikle. Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa da çok güzel kokuyor. İçine mi pırtlıyorlar? İçlerine pırtlıyorlardır. Ya da hiç yapmıyorlardı. Yapıyorlarsa da muazzam kokuyordu falan. Kokuşmuşlar. Kenan İmirzalıoğlu kesinlikle yataktan Kenan İmirzalıoğlu. Ay bu konuyu değiştirseniz ay. Ya ben onu merak ediyorum çünkü. Yani Allah şey Allah. Nasıl oluyor acaba? Bir de yani çünkü bir şey var. Net bir soru sor, anlatmaya çalışıyorum. Yani senin beslediğin bir şöhretin var. Ne yani demek o? Yani işte her gün biraz değil mi cilalamak gereken bir halkla ilişkileri olan yok, bir şeyler var ama var bu yani. Ya meslekte şey, var. Meslekte var. Yani onun için işte menajer var, onun için şu var, bu var. Onun için her gelen yeni bir işte bu iş nereye götürür, ne yapar filan yani. Benim öyle hesaplarım yok. Ben eğer senaryo geldiyse önüme ya hikayeyi ya karakteri mutlaka seviyorsam, bir yerinden tutabiliyorsam o zaman giriyorum işin içine. Ama çok çok sene oldu. Biz seninle çok eskiden tanışıyoruz ve aslında çok doğru bir management yapılmış gibi böyle hiç yani. Abi. Evet ama o zaman yani şansın yaver gitmedi herhalde yani çünkü kabiliyetlisin falan anladım ama çok doğru gitti buraya kadar. Teşekkür ederim. Evet. Ya ve sanki çok iyi bir management yapılmış gibiydi hiç yani. Abi. Hiç yani ben herhalde bu 3. defa başka bir menajer hanımefendiyle çalışıyorum. Hani olduysa diyelim ki o ilk menajerimden ayrıldığım zaman onun bir kopukluğa uğraması gerekiyordu. Ben gönlüyle, hisleriyle hareket edilen bir adamım. Önüme bir senaryo geldiği zaman hangi kanalda ya da kim çekecek diye düşünmüyorum. Ben onun içerisine girip utanmadan, korkmadan yeteneklerimi ortaya koyabilecek miyim diye tasarlıyorum. O da beni buraya kadar getirdi. Yani bir kalıp içerisinde şekli ya da efendim önümüzde hangi kanalda ya da hangi yönetmen çekecek tavrıyla hareket etmiyorum. Bir şeyim yok, taslağım ve şablonum yok açıkçası. Süper. Bülent, senin Kadir'e göre biraz daha böyle serseri sanatçı halin var mı sence? Serseri sanatçı. Vallahi bilmiyorum ki. Ben daha salaş yol aldım herhalde yani işte. Kadir'le 2014 yollarımız kesişti değil mi? Evet. Yani o günden bugüne ne bileyim dışarıdan bir göz çok daha iyi değerlendirebilir yani. Ama setteki hali arada bir serseriliğe kayıyor. Ondan sonra tatlı bir espri anlayışı var. Ve evet haklısın ya, doğru aslında tespit. Aslında size söyleyeyim mi? Kimin hiç kaderi ve kariyeri hiç managementlanmamış Seyyal'in? Benim. Evet. Hiç managementlanmamış. Hiç. Yani ülkenin tarihi gibi darbeler olmuş. Her şey. Şu olmuş, bu olmuş falan filan. Aklına gelebilecek her şey. Ve tamamen yani mesela bana hep öyle geliyor. Doğal. Mesela şeyi hatırlasanıza. Mesela Cem Karaca'yı menajeri olan bir adam gibi düşünebiliyor musunuz? Vardı işte Mehmet Dalmaz. Ya da mesela Barış Manço'yu. Şimdi menajer dostum, kankam Mehmet Dalmaz onun ilk menajeriydi. Onun uzun yıllar. Aynı şeyi bahsetmiyoruz. İşte evet, ben de onu anlatmak istiyorum. O işiyle ilgilenen bir kol olarak düşünüyorum. Yani tamam, evet tamam ama. Konser dizileri bağlayan. Prodüksiyon. Hayır. Yapanlar var bunu. Yani hayatım bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim kuşakta zaten birine menajer falan filan olması mümkün değil insanın. Çünkü bizim kuşakta bir yeteneğin varsa, kendinde bir şeyler varsa sen kendinle ortaya çıkıyorsun. Bir menajer seni aldayıp pullayıp bilmem ne yapıp ortaya çıkaramaz. Yani bizim kuşakta o yok. Ya da uzun süre aynı paketle satamaz. Yok, şimdi satamaz. Her şey değişti. Şimdi Semalar Kumpanya'da her türlü bir oyun oynuyoruz. Orada biletliğim var benim. Müthiş reaksiyon alıyor mesela. Neden o kadar müthiş reaksiyon oluyor? Diyorum ki eski Yunan'da geçiyor çünkü metin. Menajer diye bir şey keşfettim falan diyorum. Ben danışmanım. Evet. Menajer mi diyor? Ha. Evet. Kendisi isminden de havalı filan dediğim anda ortalık yıkılıyor. Ama Hollywood çünkü başka işte bir durumdayız artık gerçekten de yani. Şimdi çok daha oyuncudan bile ya da şarkıcıdan ne daha havalı duruma gelebiliyorlar. Evet. Bir gerçeklik var. Evet, tabii ama ki, bu zamanlarda. Tabii ki. Hiçbir şey öyle değildi. Tabii ki değil. Tabii, doğru. Yani.